Merhaba arkadaşlar. Günümüzde enerjiyi depolayan en iyi pil tipi lityum iyon pillerdir. Bu pillerin çok çeşidi var. Lityum demir fosfat ve lityum metaloksit ya da lityum polimer veya lityum titanat oksit gibi gelişmiş pil hücreleri var. Şimdi bu pillerin avantaj ve dezavantajlarına geçelim. Önce avantajlar. Son derece yüksek enerji depolama kapasitesine sahip. En güzel yanı lityum pillerde hafıza etkisi denen olay yok. Yani hangi şarj seviyesinde olursa olsun istediğiniz zaman şarjı yarıda kesebilirsiniz. Pil ömrünü iki kata kadar fazla uzatmak isteyenler için ise tavsiyem şarj seviyesi %30'a düştüğünde şarj edilmeli ve %80'e çıktığında şarjın kesilmesidir. Bunu nasıl yapacağım diyenler için e, popüler programlar var. Google Play'den indirebilirsiniz ya da iOS olarak indirebilirsiniz. Örneğin akü bateri e, isimli program bu iş için kullanılıyor. Nikel kadmiyum veya nikel metal hidrat piller gibi durdukça hemen de şarj olmazlar. Şarjlarını neredeyse bir yıla yakın azalmadan tutabilirler. Bunun sebebi lityum iyon piller yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğundan kullanılmadıkları zaman enerji kayıpları çok yavaştır. Örneğin nominal voltajı 3.6 volt olan bir pili aylar sonra bile ölçtüğünüzde en fazla 3.5 volta düşmüş olabilir. Lityum iyon piller diğer pil çeşitlerine oranla sıklıkla çok daha hafiftirler. Bunun sebebi lityum iyon pillerin üst seviyede doldurulabilme yoğunluklarıdır. Mesela titanatoksit piller yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılmaya başlandı. Çünkü inanılmayacak kadar kısa sürede şarj oluyor. Genel olarak lityum piller en iyi performansını oda sıcaklığında verir. Yüksek sıcaklıklarda çalışma ömürleri önemli ölçüde kısalır. Düşük sıcaklıklarda pil performansı ciddi derecede düşer. Örneğin eksi 20 derecelik bir sıcaklık lityum iyon pillerin çalışmayı durdurduğu sınırdır. Dezavantajlarına gelecek olursak hatalı kullanıldıklarında çok tehlikeli olabilirler. İleri kimya bilgisi ve gelişmiş çalışmalar gerektirdiğinden çoğunlukla daha pahalıdırlar. Sıcağa dayanıklı değildirler. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılırlarsa tutuşma ya da patlama görülebilir. Yani cep telefonu gibi cihazları asla sıcak bir havada, arabada bırakılmamalıdır. Litio-iyon pillerin en belirgin kusuru ise kullanım ömürleri üretim tarihinden itibaren başlar. Üretildiklerinden sonra... Şarj edilseler de edilmeseler de e, ömürleri üretim tarihinden itibaren azalmaya başlamaktadır. Hatta bataryası almak isterseniz veya cihazınıza yeni bir 18650 pil almak isterseniz muhtemelen üretim tarihi hakkında bilgi bulamayacaksınız. Pil kapasitesine göre üretildikten sonra her yıl için kapasitelerinin %10 ile %20'si arasında bir değeri kaybeder. Diğer bir dezavantaj ise iyon piller asla derinde şarj olmamalıdır. Nominal voltajı 3.6 volttur. Bu değerin %20'sinden daha fazla deşarj olmamalıdır. Tavsiye olarak 2.9 voltun altına düşmemelidir. Kritik voltaj sınırı ise 2.5-2.6 volt arasındadır. Bu voltajın altına düşerse pil değerin deşarj olmuş demektir. Ya şarj olmaz ya da şarj olsa bile kısa sürede voltajını kaybeder. İşte iyon pillerin en büyük dezavantajı aşırı deşarj durumudur. Bunu önlemek için Etüdeki hocalarımızın dediği gibi mutlaka uygun BMS devresi ile kullanılması ve şarj edilmesi gerekmektedir. Eğer pil %0'a kadar boşaltılırsa bu durum tam boşalma olarak adlandırılır ve bu durum pilin kapasitesini düşürür. Yaklaşık olarak 100 tam boşalma pilin kapasitesinde %75-80'lere kadar bir kapasite kaybına yol açar. Dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde veya cep telefonlarında kullanıldığında bu kayıpların anlamı 3-5 yıllık bir kullanımın ardından pil kapasitesinin kullanılamayacak kadar düşecek olmasıdır. İşte bu sebeple bilgisayarlarımızı asla e, 0, %0'a kadar kullanmamalıyız. Litium-iyon pillerde pozitif ve negatif elektrodu ayıran bariyer hiç bozulmasa bile kimyasal reaksiyon yanmaya neden olabiliyor. Kaliteli piller tamamen güvenli olsa da bilinmeyen bir markayı alırken daima dikkatli olmalısınız. Bir sonraki videoda lityum iyon pillerin şarj için en başarılı modülü anlatacağım. Çoğu lityum yon pilin gövdesi içinde bir denetleyici olmadığı için mutlaka güç ve deşarj akışlarını düzenleyen ve böylece pilinizin aşırı ısınmayacağı veya patlamayacağı bir elektronik denetleyici ile kullanılmalıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.